23 Ağustos, 29 Ağustos değerli balık burçları nasılsınız? Yükselen var burcunuzu. Akkaya Yokuşalı takip edin ya da etmeyin. Bu sizin kararınız. Saygı duyuyorum. Kimse zorla kimseyi takip etmek zorunda değil. Bir de şöyle söyleyeceğim. Değerli YouTube'da beni gizli takip eden arkadaşlar, eliniz takip etmeye utanıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela beni takipçilerim belki dinlemiyor ama dışarıdan bir takip olayı var. İnanılmaz karışık. Lütfen takip edin. En azından saygı duyun. Yani çaktırmadan dinleyip gitmek nedir ya? Yani ben birini beğenip de takip ve her hafta dinliyorsam lütfen yani bir beğeni, bir şey, bir değer gösterin. Yani bu kadar emek veriyorum. Yani sizler için veriyorum. Neyse, önemli değil. Bu hafta sağlığınızla alakalı dikkat etmeniz gereken, yorulabilirsiniz, devamlı yorgun hissedebilirsiniz, uyku halinde olabilirsiniz, hiçbir kafanız algılamak istemiyor olabilir, sabrınız kaybetmiş olabilirsiniz, o yüzden böyle bir ataklarınız tutuyor. Hiçbir probleminiz yok, sadece haksızlıklar yapıldığı için ve bu konuda da kendinizi parlatmak isterken başka birileri parladığı için sanki hakkınız yenildi ve o yüzden sinirleriniz alt üst olmuş. Aslında hakkınız yenilmedi. Doğru hak var. Kasım ortasında gerçi. O geçici birine verilen bir haktı. Siz Kasım ortası itibariyle ciddi anlamda hakkınıza kavuşacaksınız. İşsiz olan ve hala iş kapısı olmayan balık burçları bazı fırsatlar var. Gözünüzü dört açın ve bu teklif, bu evraklarınızı yollayın. Olumlu bir evre size mutluluk verecek olarak söyleyebilirim. Yurt dışı, şehir dışı iş başvurularınız varsa olumlu gözüküyor. Mutlaka doğru noktayı yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ara şey var, hani çok param olsa şunu yapacağım, bunu yapacağım kafanız da var. Ama ailenize ait bazı mallar da var değerli. Ya bunlarla ilgili size verilecek haklar var. Şu an siz hem fakir hem zengin gibisiniz bazı balık burçları. Hem ailenizde mallar var. Evet işiniz var ama tatmin etmiyor sizi. Ailenizin de biraz satmama huyu var. Bu yüzden böyle hem fakir hem zenginsiniz ya. Böyle bir gerginlik var ama o haklar sizin zaten. Yani ben mesela ben bu hayattayken benim oğlum ya da kızım ya da bilmem neyim benim malıma bakmasın. Ben kazandım. Ya ben şeye çok kızıyorum. Abi bu mal onların. Canı ister satar canı. Ama satılacak merak etmeyin. Keşke satmasalar. Sizi o kadar seviyorlar. Kendinize ofis açmak, avukatsanız ofis açmak isteyebilirsiniz. Psikolog, psikiyatristseniz ofis açmak isteyebilirsiniz. Farklı alanlarda kendinizi geliştirip resim atölyesi açmak isteyebilirsiniz. Bu tarz fikirleriniz var. Yapın çünkü bunlarda başarılısınız ve bu noktalar size gayet güzel evreler getirecek diyorum. Devlet ya da kurumsalda beklentiniz varsa şu an yükselişinizle ilgili daha sıra vakit var. Korkmayın ama hak ettiğiniz noktaya geçiş sağlayacaksınız. Ev hanımları şöyle bir oluşum var. Bu ara ev hanımlarında bir evde bir iş yapmamak, yemek yapmamak, evi kaldırmamak, çocuklarla ilgilenmemek var. E niye? Evin ruhu mu? O zaman yatak odanı salona al. Salonu da yatak odana al. Çocuk odasını mutfağa al. Mutfağı da çocuk odasına al. Yani gerek yok. Evinizde huzursuzluk yok. Can sıkıntılı var. Biraz yemelerine dikkat et. Külah aldın. İlişkide bir sorun yokken sorun arıyorsun. Hava bunalttı. Nem oranı yüksek. Algılarımız dağıldı. Lütfen evliliğine sahip çık. Bu şekilde evliliğin tehlikeye gidiyor. Evlenmek fikri var ama burada daha vakit var. Sevgilinizle ilgili aileler tanıştı. Sadece gün ve tarih konusunda belirsizlikler var. O belirlenecek ama bu ara söz nişan haftası olan bazı balık burçları aynı şekilde de hemen nikahı yapacaksınız. Ev alma niyetiniz var. Bununla da evinize geçmiş olacaksınız. Aşk için de güzel heyecanlar var da bu ara ailenizin gergin durumları ve ailenin maddi bazı sıkıntılarından kaynaklanan bazı balık burçlarında birilerine konsantre olamıyorsunuz ve güven probleminiz oluşmuş. Bence biraz güven üzerine çalışabilirsiniz.
Yatmadan önce derin nefes alıp vererek, kendi hatalarımızı da görerek kendimizi iyileştirebiliriz diyorum. Ama hiç aşksızlara da var güzel bir aşk. Yani bu ara size keyifli dokunuşlar, sizin ruhunuzu yiyecek sözler duyacaksınız ama inanmayın, sahtekar çıkabilir. Dikkat edin diyorum. Sağlık olarak da boyun fıtığı ve bel fıtığımız ve şiddetli derecede sol boyunda, sol başta ağrılarınız olabilir ve ayakta romatizmalar hassasiyetimiz olabilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir tatile çıkmak isteyip de çok iş yoğunluğundan çıkamayan balık burçları, 3 günlük bir yolculuğunuz var. Bunu bir 5 güne çıkartacaksınız. İyi gelecek. Bir iş mahkeme paranız da var. Bunu da hayatınıza alacaksınız. Bir de geçmiş ilişkinizin, burada bir haritada şey var. Geçmişe ait özlem, duygu, gözyaşı döken bazı balık burçları. Evet, bu gözyaşınız sevince dökünecek. Vazgeçmeyin ve bu vazgeçmediğiniz kişi sizin kaderiniz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.